görüş 20. yıl belediye hizmetleri toplantısına tertip komitesi tarafından davet edilen ve bu ana kadar tespit ettiğimiz gelen misafirlerimizi takdim ediyorum. Biraz önce konuşmasını yapan Milli Görüş davamızın lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Yine Milli Görüş davasına bir sürü katkılarda bulunan ve hala bu hizmetini devam ettiren Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan. Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk. Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinden Süleyman Arif Emre. Fehmi Cumalioğlu. Ali Oğuz. Hüseyin Erdal. Recai Kutan. Tayyip Erdoğan. Cevat Ayhan. Bahri Zengin. Ahmet Remzi Hatip. Dursun Ali Düzenli. Ömer Faruk Ekinci. Mehmet Bozgiyik. Yine toplantımızın esas gayesi belediye hizmetleri ve Milli Görüş'ün memleketimizdeki temsilcileri, belediye başkanlarını takdim ediyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Halil Ürün. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Ali Sezal. Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu. Şanlıurfa Belediye Başkanı İbrahim Halil Çelik. Van Belediye Başkanı Fethullah Erbaş. Bingöl Genç Belediye Başkanı Abdurrahman Demir. Bingöl Solhan Belediye Başkanı Tahsin Gül. Kayseri Yahyalı Belediye Başkanı Mustafa Camcı. Konya Karatay Belediye Başkanı Mustafa Özkafa. Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mehmet Ali Cengizgil. Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanı İbrahim Ünal. Sakarya Akyazı Belediye Başkanı Recep Yıldırım. Dişli Belediye Başkanı Ata Güvenir. Karacaahmet Belediye Başkanı Kazım Kıymık. Kutludüğüm Belediye Başkanı Şuayip Ediz. Kaçanlı Belediye Başkanı Adem Yüksel. Yeşil Yayla Belediye Başkanı Halil Çetin. Demirtaş Belediye Başkanı Halil Satık. İçme Belediye Başkanı Nedim Yavuz. Çukurkuyu Belediye Başkanı Cahit Mutlu. Çamoluk Belediye Başkanı Raif Tatar. Arnavutköy Belediye Başkanı Bahtiyar Sağlam. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak. Karakaya Belediye Başkanı Mehmet Koç. Kızören Belediye Başkanı Adem Korkmaz. Demirli Belediye Başkanı Faik Ata.
Döngel Belediye Başkanı Abdullah Çakmak. Çamurlu Belediye Başkanı Mustafa Gülenç. Altıntaş Belediye Başkanı Halis Bay. Doğanday Belediye Başkanı Hasan Ocaklı. Yenisu Belediye Başkanı Rafet Demir. Yeşilyöre Belediye Başkanı Murtaza Kalli. Göreme Belediye Başkanı Cavit Kardeş. Toprakkaya Belediye Başkanı Zülfikar Büdün. Kendilli Belediye Başkanı Eşref Uzun. Balaban Belediye Başkanı Basri Hacı Bektaşoğlu. Gürpınar Belediye Başkanı Dursun Bayraktar. Özükavak Belediye Başkanı Servet Çeliksu. Kardeşlerimiz toplantıya gelen belediye başkanlarını böyle tespit ettiler. Gelip de göremediklerimiz varsa, görevli arkadaşlara isimlerini verirlerse biz de kendilerini takdim ederiz. Ayrıca yine aramızda bir misafirimiz var. Eski Konya milletvekili Avukat Şener Battal. Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Osman Usta. Ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi. Ahmet Arıfan Ümenayın Barın. Yine eski Sivas milletvekillerinden ve Refah Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Arıkan aramızda. Ömer Naimi Barın aramızda. 20 yıl önce milli görüş liderini meclise gönderen ve 26 Mart seçimlerinde de Konya'da büyük zafer gösteren Konyalı kardeşlerimizi temsilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Halil Ürün Bey size hitap edecektir. Muhterem Genel Başkanım, muhterem divan, pek kıymetli Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, değerli il başkanları, aziz belediye başkanları, kıymetli misafirler, bugün Milli Görüş'ün belediye hizmetleri 20. yılı münasebetiyle bir aradayız. Bizi bu güzel toplantıda, bu heyecanlı, şevkli, aşklı toplantıda bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum ve hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ilgilerinizden dolayı. Kıymetli kardeşlerim, 26 Mart seçimlerinin arkasından Allah'a şükürler olsun, milli görüşü temsil eden kadrolar 80'e yakın belediyeyi almak suretiyle hizmetlerini 8 aydır devam ettirmektedirler. Ve elhamdülillah 100 akıyla bu hizmetler devam ediyor. Teveccüh gün gün artıyor. Artması da mukadder. Neden? Çünkü milli görüş bizim milletimizin 1000 yılın üzerinde temsil ettiği ve yaşadığı, hayatına tatbik ettiği görüşün kendisidir. Öz ve öz kendisidir. Aziz kardeşlerim, göreve gelişimizin hemen arkasında yaptığımız çalışmaları burada inşallah sizlere kısaca ifade etmeye çalışacağım. Temel esas olarak hakkaniyetli ve adaletli bir hizmeti yürütmenin esasları içerisinde
çalıştık. Hiçbir kimseyi şu partiye mensup, bu partiye mensup diye ayırmadık. İnsanları gerçek manada hak ve hukuk sahibi tanıdık ve ona göre hizmet ettik. İnsanımızın ve milletimizin maneviyatıyla ve maddiyatıyla beraber yükselmesi mümkün olduğuna ve yükseleceğine inandığımız için hem maddesiyle hem manasıyla onu yükseltecek olan projeleri tatbikat sahasına soktuk. Sadece maddeyle bir yere varılmaz. Sadece maddeyi esas alacak olursak milletimizi köksüz bırakmış oluruz. Bu münasebetle gelir gelmez bizi il teşkilatının kıymetli, değerli mensupları belediyeye sevk etmek, uğurlamak için bir tören tertip ettiler. Töreni şu anda belediyemizin bir salonu olarak, düğün salonu olarak çalışmakta olan, iş görmekte olan bir salonda, Alaaddin Tepesi'ndeki bir salonda tören yaptık. Oradaki salon amirini çağırdık. Bu salon ne iş görür? Düğünler yapılır burada. Nasıl yapılır bu düğünler? İçkili, her türlü gayri meşru eğlencelerin yer aldığı bir salon. Bundan sonra bu salonda içkili düğün yapılmayacaktır dedik. Efendim, gün verdiğimiz kimseler var. Ne olacak onlar? Onlar da iptal edeceksiniz dedik. Bunu şunun için söylüyorum. Bu tarihten sonra bize gayrimeşru müessese açmak için kimse müracaat etmedi. Şükürler olsun, şunu açıkça net olarak ifade ediyorum. Milli görüş kadroları eğer iktidar olursa işte hemen işin başında %50 iş bitmiş oluyor. Bakın söylüyorum size. Aziz kardeşlerim, göreve gelişimizin hemen arkasında yeni büyükşehir statüsüne kavuşturulmuş olan belediyemizin idari bir takım reorganizasyona ihtiyacı olduğunu öğrendik ve derhal idari reorganizasyon için kolları sıvadık. Ve o güne kadar kurulmamış olan ve gerçekten belediyenin altyapı hizmetlerini gerçekleştirecek olan iki tane önemli kuruluşu gerçekleştirdik. Bunların bir tanesi UKOME, bir tanesi AYKOME. Bunlar şu anda bizim dönemimizde kuruluşları başlatılmış olan ve şu anda da çalışmaları devam eden iki kuruluş. AYKOME Altyapı Koordinasyon Merkezi, UKOME Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Bu suretle önümüzdeki yıllardaki programlarımızı planlı ve programlı olarak ortaya koymanın çalışmasını yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim için söyledikleri şey şu oluyor. Şu anda temel fikir bu: Refah Partili belediye başkanları ne yerler ne yedirirler. Bu temel slogan var şu anda. Elhamdülillah. Biz milletimizin bir kuruşunun herhangi gayrimeşru bir yola harcanmasına müsaade etmeyiz. Buna asla müsaade etmeyiz. İnsanımızın alın terinini korumak, alın terinin gerekli yerde harcanmasını sağlamak bizim vazifemizdir. Onların birçokları kendi dişinden tırnağından artırarak bize vergi olarak iade ettikleri o paralarını bizim nasıl korumamız lazım gelir? Bunu siz kıyas edin. Bakın, gelirleri artırıcı bir takım tedbirlere giriştik. Bu cümleden olmak üzere o güne kadar çalıştırılmakta olan bir takım işletmeleri gözden geçirdik. Ben huzurlarınızda bir tanesini örnek vermek istiyorum. 150 bin liraya yıllık kirası, yıllık getirdiği, belediye getirdiği gelir, kira bedeli 150 bin lira olan bir kafeteryayı gözden geçirdiğimizde baktık ki çok büyük bir gelir elde ediyor buradaki işletmeci. Ve bakın, inanmayacaksınız belki, buradaki kirayı 60 milyona çıkardık yılda kirayı. Oradaki işletmeci vazgeçmedi. Demek ki daha önce 60 milyon artı bugünkü yaptığı karı elde ediyordu. Ama şimdi ne yapıyor?
şu anda ne kadar kar elde ediyorsa o kadarını elde ediyor. Kalan 60 milyon belediyeye geliyor. Belediye gelen bu gelir nereye gidecek? İşçimize, memurumuza, dar gelirlimize ve dış mahallelerdeki bugüne kadar hizmet görmemiş olan insanımıza gidecek. Elbette onların da hizmet hakkıdır. Elbette onlara da hizmet gidecektir. İlk meclis toplantımızın gündem maddesinde birinci maddeyi işçilerimizin haklarını savunmak teşkil etti. O güne kadar çok düşük ücretler alan işçilerimiz sendika uyuşmazlığı sebebiyle de o güne kadar yapılamayan toplu iş sözleşmesi sebebiyle çok düşük gelirlere sahip olan gelirler elde eden işçilerimizin nasıl gelirlerini yükselteceğimizi, maaşlarını yükselteceğimizi meclis gündemimizin birinci maddesi yaptık. Ve 100 bin lira net onlara maaşlarını artıracak meclis gündem maddemizi getirdik ve gerçekleştirdik. O güne kadar 80 bin lira alan işçimiz 180 bin lira almaya başladı. Çok kısa bir süre sonra bunu %25 artırdık ve bugün birçok sendikanın göğsünü gere gere ifade ettiği %150'nin çok çok üstünde bir gelir artışı, maaş artışını biz sağladık. Niye? Çünkü emeğin çok kutsal olduğuna inanırız. Emek önemlidir. İşçinin hakkını alnının teri kurumadan ödeme prensibini kendimize prensip edindik onun için. Aziz kardeşlerim, kısaca 3 tane ilçe belediyemizin sınırları içerisinde değerli ilçe belediye başkanlarımızın da gayretleriyle gerçekleştirilen hizmetleri burada huzurlarınızda ifade etmeye çalışacağım. Selçuklu ilçe belediyemizin sınırları içerisinde yapılan ve planlanan çalışmalar şunlar. Otogarımızın kafi gelmemesi sebebiyle önümüzdeki yıl temelini atacağımız projesini hazırladığımız ve 1 milyarın üzerinde tutarı olan ikinci otogarın inşallah önümüzdeki yıl temelini atacağız. Halk ile diyaloglarımız her zaman devam etmekte. Halkımızın isteklerini kendi istek ve ihtiyacımızdan ayırmamaktayız. Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi 1000 kişiye yiyecek yardımında bulundu. Okulların açılışında 350 talebeye önlük, iki liseden birisine 21 milyon liralık dil laboratuvarı, diğerine 22 milyon liralık bilgisayar laboratuvarı kurulması suretiyle mecliste karar alındı. 10 metreküp kapasiteli 5 adet temizlik aracı, 1 adet 12 kişilik minibüs, 1 adet 30 kişilik çift kabinli kamyon alındı. Toplamı 353 milyon lira tutmaktadır. 43 adet mevsimlik işçimize 500'er kilogram yakacak yardımda bulunuldu. Yeni teşekkür eden bir belediye olunduğu için 25 milyon demirbaş, 60 milyonluk mefruşat malzemesi alındı. Bir adet odun deposu açıldı. Fakir vatandaşlarımıza yakacak yardımı için 50 milyonluk encümen kararı alındı ve bu yardım dağıtıldı. 38 seneden beri Konya'da bir tek İmam Hatip Lisesi mevcut iken ikinci bir İmam Hatip Lisesi yaptırılması için 1 milyar değerinde çok güzel bir mahalde bulunan arsanın İmam Hatip Yaptırma Derneği'ne verilmek üzere mecliste kararı alındı. 265 bin metrekare asfalt yapıldı. 70 bin metrekare asfalt tamiri, 35 bin metre bordür döşendi. Şunu iftiharla ifade ediyorum. Bugüne kadar geçmiş devrelerde dahil olmak üzere yapılan asfalt hizmetlerinin yanında bizim yaptığımız hizmetler birkaç misli, birkaç katı bir hizmet olarak ortaya çıkınca bugün Konya'da halkın konuştuğu şey bu. Halk bunu söylüyor. Asfalt hizmetini konuşuyor elhamdülillah Konya'da. Ve şunu söylüyor. Diyor ki bu makineler neredeydi bugüne kadar? Bunlar niçin iş görmedi bugüne kadar diyor. 10 adet çocuk bahçesi yapıldı. 15 bin metrekare toplam alan üzerinde. Asfalt stabilize bordür inşaat demiri için yaklaşık 1 milyar liralık malzeme alındı. Hiçbir kafeterya, birahane ve kahvene açılmasına ruhsat verilmedi. Yakında Selçuklu, Meram ve Karatay belediye başkanları olarak Suudi Arabistan'da kullanılmış arabalar ihalesine iştirak edilecek
ve ayrıca çeşitli Avrupa ülkelerine iş seyahatleri programları düzenlenecektir. Sağlığa zararlı olduğu laboratuvarca tespit edilen 700 kilogram balık, 350 kilogram et, 30 kilogram sucuk, 60 kilogram peynir, 8 kilogram pastırma, 165 kilogram ayçiçeği yağı imha edilmiştir. Bu da insanımızın sağlığına ne kadar önem verdiğimizin ifadesidir. 898 kişiye uygunsuz davranışlarından dolayı zabıta tanzim edilmiş, Aydınlık Evler semtinde 7200 metrekarelik çok güzel dinlenme tesisi inşası çalışması devam etmektedir. Ayrıca Meram Belediye'mizin kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri sunuyorum. 8 aylık icraatın kısaca özeti şudur. Şehrin doğusunu batısına bağlayan ana arter niteliğinde yaklaşık 21 mahallenin ulaşım hizmetlerini görecek 24,5 metre genişliğindeki yolun açılması ve bu güzergah boyunca yapılan plan uygulamasıyla yeni yerleşim alanları, sosyal denetim tesisleri ve yeşil alanlar tanzim edilmesi çalışmaları son safhasına gelmiştir. Konya şehrinin güneybatısında şehir merkezine 10 kilometre mesafede artan nüfusun barınma ihtiyacına yönelik yaklaşık 6000 konutluk toplu konut alanı planlama çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık çok kısa bir süre içerisinde inşallah tamamlanacaktır. Bu çalışma planlama faaliyetlerinin ilk etabı olup bilahare programa alınacak yeni yerleşim alanı planlama ve fizibilite etütleri ile devam edecektir. İlçenin kenar semtlerinde yaklaşık 15 hektar arazi üzerinde ıslah imar planı uygulamaları devam etmektedir. İlçede mevcut toplam 135.750 metrekare büyüklüğünde 14 mezarlığın bakım, onarım, düzenleme, yeşillendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca gelecek ihtiyaca binaen 80.000 metrekare toplam yüz ölçümü 3 yeni mezarlık alanı tahsisi çalışmaları devam etmektedir. İlçenin toplu ulaşım aksı üzerinde yüksek okul alanları ile konut alanları arasında mevcut belediye misafirhanesinin yer aldığı yaklaşık 27.000 metrekarelik belediye arazisi üzerinde halen yapımı süren dinlenme tesisleri, spor alanları, akaryakıt istasyonu ve halkın ucuz alışveriş ihtiyacını sağlayacak ve bizim seçim çalışmalarımız esnasında vaat ettiğimiz USAM'lardan birincisi inşallah Meram bölgemizde yapılacaktır. Bu bir kompleks olacaktır. Bu kompleks içerisinde saydığım üniteler yer alacaktır. Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Şairbağ mevkiinden tahminen 100 yıl önce yapılmış tatlı su isale hattının tekrar yeniden gözden geçirilmesi temin edilmiş ve kaynak zenginleştirme çalışmalarının sonucunda burada tatlı suya birkaç katı daha ilaveler yapılarak bu tatlı suyun şehrin muhtelif mahallelerindeki çeşmelere ve ecdadımıza layık şekilde tesis edilecek olan çeşmelere iletilmesi sağlanacaktır. Her mahallede belediyece sağlık taramaları yapılmıştır. Muhtaç ailelere başlatılmış olan odun, kömür, yiyecek yardımları sürdürülmektedir. Tarihi eser çevrelerinin tanzimi ciddi bir şekilde ele alınmakta ve bizim temel görüşümüz olan bilhassa camilerimizin ve diğer mabetlerimizin etrafının açılması ve buraların yeşil alan haline dönüştürülmesi ve bilhassa çocuk parklarının buraya getirilmesi bizim temel felsefemizdir. Bu meyanda birkaç tane camimizin etrafını bu şekilde düzenledik, çocuk parklarını buraya getirdik. Değerli kardeşlerim, çocuk parklarını buraya taşımanın asıl manası şudur. Camiler emniyet merkezleridir. Camilerin civarları da emniyet mahalleleridir. Çocuklarımızı bu emniyet mahallelerinde barındırmaya, burada oynamalarını sağlamaya bizim ihtiyacımız vardır. Buna mecburuz. Çocuklarımız bu emniyet mahallelerinde günün birçok vakitlerinde ezan sesi de işitmek suretiyle maneviyatlarını zenginleştireceklerdir. Ve şunu açıkça ifade ediyorum. Camiye gelen insanın evvela hakkıdır dinlenmek, yeşil alandan istifade etmek. Onun için yeşil alanları evvela camilerin etrafına getirdik. Konya'mıza mevcut olan birçok türbenin etrafında düzenleme çalışmaları, çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Ve bu inşallah bizim dönemimizde Konya'mızın
mevcut ne kadar türbesi varsa bütün tamamı bu şekle bürünecektir. Etraftaki çevre düzenlemeleri tamamlanacaktır. Yoğun trafik akışını hafifletmek, tıkanıklıkları gidermek amacıyla güzergah tanzimleri ve otopark düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Altyapı çalışmaları olarak Meram Belediye sınırları içerisinde kanalizasyon ve drenaj inşaatı 20 kilometre, soğuk asfalt 200 bin metrekare, sıcak asfalt 150 bin metrekare, bordür ve trotuar çalışması 40 kilometre, sulama suyu beton kanal inşaatı 5 kilometre olarak gerçekleştirilmiştir. Muhterem kardeşlerim, Karatay ilçemizin şu anda başkanı da aramızda bulunan Karatay ilçemizin yaptığı hizmetleri ve bu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları huzurlarınıza ifade etmeye çalışacağım. Evvela bunlara geçmeden evvel Karatay Belediye Başkanımızın başlattığı bir çalışmayı ifade edeceğim. Bu çalışmayı eğer bir SHP'li belediye başkanı yapacak olsaydı onu en manşetten, gazeteler manşetten verirlerdi. Karatay Belediye Başkanımız muhtarları da seferber etmek suretiyle bütün mahalle halkını oradaki sokaklarda trotuar çalışmasının taban hazırlıklarını yaptırttı. Öyle oldu ki bize güvenen ve inanan, milli görüşün kadrolarına inanan halkımız kolları sıvadı. Çoluk çocuk, kadın, yaşlı, ihtiyar demeden hepsi trotuar çalışmalarını gerçekleştirdiler. Biz peşlerinden beton dökmeye çalıştık, yetiştiremedik yani. Onu huzurlarınızda iftiharla söylüyorum. Neden? Çünkü halkımız güvendiği idarelere, güvendiği kadrolara yeri gelirse maddesiyle, manasıyla, canıyla dahi onun yanında yer almaya hazırdır. Yeter ki biz kendimizi onlara tanıtalım. Yeter ki biz kendi fikriyatımızı, düşüncemizi temsil ettiğimiz yüce fikri onlara götürebilelim. Karatay ilçemizin sınırları içerisinde beton asfalt, sathi kaplama, yama olmak üzere 120 bin metrekare beton asfalt, 140 bin metrekare sathi kaplama ve 26 bin metrekare de yama olmak üzere halka gereken hizmetler verilmiştir. Kanalizasyon ve su hizmetleri olarak da halkın gereksinimi olan birçok caddeler ve birçok sokaklarda kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş. O güne kadar ve bugüne kadar burada kod kurtarmıyor, burada kanalizasyon çalışması yapılmaz denen birçok sokaklarda yaptığımız etütler sonucunda, başkanımızın da dirayetli ve gayretli çalışmaları sonucunda bu sokakların kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kod nasıl kurtarıyormuş? Ancak milli görüş kadroları geldiği zaman anlaşılıyor. Çocuk bahçelerinin tanziminde Karaman Caddesi'nde, Polatlar Mahallesi'nde, Feritpaşa İlkokulu civarında, Tatlıcak semtinde, Kara Hasan Mahallesi'nde, Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde birçok çocuk bahçesinin tanzimi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Bir mezbahanın ve bir sebze halinin bu ilçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi çalışmaları da son aşamaya gelmiştir. İnşallah bu çalışmalar da tamamlanacaktır. Muhterem kardeşlerim, özet olarak Konya'da gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız hizmetleri sizlere sunmaya çalıştım. İnşallah Allah ömür verirse bu hizmetler artarak devam edecektir. Şunu açıklıkla ifade ediyorum. Milli görüşün kadrolarından korkulmaktadır. Korkulmaktadır. Korkulmamasını bu kişilere tavsiye ediyorum. Biz insanımızın madden ve manen refaha kavuşmasını istiyoruz. Bizim gerçekleştireceğimiz kalkınma hamlelerinden sarhoşu da istifade edecektir. Her türlü çeşitli görüntüler içerisinde olan insanlara da hizmet edeceklerdir. Bu milletin %95'i milli görüşçüdür. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. Yeter ki biz onlara meseleyi aktarabilirim, anlatabilirim. Hepsi bizim safımıza gelecektir. Hizmetlerin aşkla, şevkle devamı yolunda inşallah sizlerin de dualarınızı bekliyoruz. Ve bu münasebetle sözlerimi burada bitirirken hepinize sevgi ve muhabbetlerimle tekrar selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.